Hasretim var cümle yasaktan. Dillerimi hakim bey bağlasan durmaz. Gelsin jandarma, polis karakoldan. Fikrim firarda, mahpusa sığmaz. Eyvah, mahpusa sığmaz. Eyvah. Ne kurşunluymuş bu? Neyle vuracakmış seni? Bilsem. Rapordur rapor. Şimdi çıkacak mahkemeye, delidir diyecek. Ben de şahitlik edeceğim. Mahkeme bilirkişi atayacak. Akıl sağlığın yerinde olduğu anlaşılacak. Merak etme, hiçbir şey çıkmayacak o rapordan. O raporu daha önceden gösterdi. Bu başka bir şey. Daha büyük bir şeyle vuracak beni. İyi de deli raporundan başka ne var ki abimin elinde? Bilmiyorum ama çok korkuyorum. Susan olmuyor, susmasan olmaz. Dil dursa hakim bey, tende can durmaz. Yazsan olmuyor, yazmasan olmaz. Kaleme tedbir, komak tek durmaz. Şikayetim var cümle yasaktan. Dillerimi hakim bey bağlasan durmaz. Gelsin jandarma, polis karakoldan. Fikrim firarda, mahpusa sığmaz. Eyvah, mahpusa sığmaz. Eyvah. Babam, gidip şu psikolog ablayla tanışalım mı? Tanışalım da ne söylersem beni ikinize birden verirler. Meleğim, genelde öyle olmuyor ama. Babam, biz ne olursa olsun hep senin yanında olacağız, tamam mı? Ben ikinizi aynı anda istiyorum. Böyle yapışmışız gibi istiyorum. İkiniz aynı anda varsın. Verir mi? Meleğim bu çok da mümkün görünmüyor ama istersen sen önce bir psikolog ablayla konuş. Tamam mı? Aa, konuşmayacağım. Vazgeçtim ben. Psikologla konuşmayacağım. Niye baba? Çünkü siz benim istediklerimi yapmıyorsunuz. Ben de sizin istediklerinizi yapmayacağım. Ama meleğim mahkeme istiyor. Biraz mecburuz sanki buna. Yo, kim mecbur ayol? Çağla ben. Konuşmak istemediğim psikolog. Ben de melek. Mecbur değil miyim gerçekten? Kim kızarsa? Aman, kızarsa kızsın. Gel bakalım. Hı. Hakim amcaya biz de böyle. Konuşmuyoruz diyoruz, susuyoruz. Ne dikiliyor ki bunlar? Bunlar niye bakıp duruyor bize? Galiba böyle susup dikildiğimiz için. Acaba benim odamda mı dikilip sussak? İyi fikir.
burada mı dikilip susacağım burada mı? Oyuncaklarla oynayarak susabilir miyim? Olur. Ben Legolarla oynayacağım, sen de seç bir şeyler. Nasıl bir kurşunu? He? Gel hakimin karşısına seni vuracak olan kurşunu gör dedin ya. Çok mu korktun? Kızıma zarar vermedi. Ben başka hiçbir şeyden korkmam. Ben kızıma zarar vermem. Nasıl vermem? Veriyorsun işte. Ha? Ortaklıktan ayrılacaksın diyorsun. Beni kızım yeter diyorsun. Alın bütün hisseler sizin olsun diyorsun. Yeğenli kızının istikbalinde öfkeni kurban ediyorsun. Nasıl zarar veriyorsun? Ne istiyorsun ana? Ha? Ne istiyorsunuz? Semer'i veremez şeyi kurtaram ha? Hatta şahitlik eden sipahı veremeşe kalsın. Çünkü daha çok yük koşacağız üstüne. Sancar, biz eşeği değil Efe'yi kurtarmaya çalışıyoruz. Yapma be ana. Ben de değirmen dönmeyecek diye çok korktunuz sandım. Ama sıkıntı yok. Alacakuş evladımla ecnebi memleketlere uçar. Alacan nefeste yerdeki koşunlarını takar, değirmeni döndürür, babam döndürür. Uyar mı? Münasip mi gari? Biz de dizi de verir, bu herifle paralarımızı sayarız ha? Aman Allah malımıza zeval vermesin. Harama göz dikene midemiz kaldırır ha? Ne diyorsun lan sen? Ha? Ne haramı ne helali? Ben sana göstereyim haramı helali. Ne var lan? Bilmiyorsan gel göstereyim. Ne var lan? Ne var lan? Ne var lan? Ne var lan? Ne oluyor ya mahkemelik yerde? Lütfen biraz sakin olur musunuz? Az sonra mahkemeye gireceğiz. Kavga etmenin sırası mı? Sen gelsene benimle. Memleketimde kalacağını yemin et. Hemen bırakayım velayeti. Hayır. Nare. Bak içeride çok kötü bir adam olacağım. Ne yapacaksın? Hı? Deli raporundan daha büyük ne çıkacak ortaya? Ne yapacaksın? Ne yapacağımı değil de... ne yapmayacağımı diyeyim sana. Mesela kızımın anasının adını deliye çıkartmayacağım. O raporu kullanmayacaksın. Kullanmayı da hiçbir zaman düşünmedin, hedef şaşırttın. Ben rapora odaklandım, sen de başka bir şey buldun. Tabii ya. Hadi.
Hadi gitmeyeceğim ben. Kalacaksın değil mi? Nare bak bana içeride çok kızacaksın. Ben sana değil kendime kızıyorum. Nasıl yedim ki ben bu numarayı ya? Benden savaşması kolay değil Pamuk. Biliyorsun. Gel savaşma. Hadi bitsin savaş ha. Belayı sana bırakayım. Kızımızın elinden tutalım, çıkalım şuradan. Bir de üstüne size gazoz ısmarlayayım ha. Ya yine hile yaparsam? Ya kalacağım deyip de gidersem? Nasıl inanacaksın ki bana? Seni inanmamanın acısını çektik değil mi? Bu sefer inanacağım. Söz ver. Kalacağım de. İnanacağım. Hemen bırakacağım sana Velayet'i. Kalamam. Ya anlamıyorsun ya. Anlamıyorsun bak. Bugün mahkemeden çıkarken acıdan gebereceksin. Bak yıllarca canını yaktım. Şimdi kızımın Velayet'ini almak için canını yakacağım. Çok pis canını yakacağım. Kendi canınla yanacak. Etme. Benim canımı yakacaksın diye senin canın mı yanacak? Yakma o zaman canımı. Ver velayeti bana. Kızımı bana bırak. Sen bırak o zaman kızım bana. Tek başına git o canlı yandığımın İsviçre'sine. Tek başına gidebilir misin? Bırakabilir misin Melih? Bırakamazsın. Sana ben halim. Ben kızımdan ayrılamam. Sensizlik yakıyor, onsuzluk öldürür. Beni kötü bir adam yapma. Bana kızma. Sen içeride ne yaparsan yap sana kızmayacağım. O kurşunu kalbime de sıksam bir damla kanım akmayacak. Neden biliyor musun? Çünkü ilk defa haklı bir sebeple canımı yakmış olacaksın. Kızım. Nare Çelebi, Sancar Efeoğlu, vuruşmaya. Hadi bakalım içeri girelim de şu beni vuracak kurşunu görelim. Cezan bitti Melek'cim. Bence artık konuşabilirsin. Çok teşekkür ederim anneciğim. Az daha konuşmasaydım çatlayacaktım. Ama ben yine de seninle sadece konuşacağım. Çağla'yla hiç konuşmayacağım. Bence hiç sakıncası yok Melek'in annesi. Melek istediği kadar benimle konuşmayabilir. Siz kendi aranızda takılın. Anneciğim, oğluma söyler misin bizi pikniğe götürebilir mi? Geçen sefer çok kısa sürmüştü. Sancar. Sancar bizi pikniğe götürsene. Olur Narem götürürüm. Meleğin annesi. Acaba Meleğin babasına sorar mısın? Ben de sizinle pikniğe gelebilir miyim? Sancar, Çağla da bizimle pikniğe gelsin mi? Kusura bakmasın Nare. Biz üçümüz gideceğiz pikniğe. Sen, ben, bizim kız. Tamam o zaman. Sen, o, sizin kız. Siz üçünüz ailesiniz diye mi beni de götürmüyorsunuz? Baba, biz aileyiz diye mi götürmüyoruz? Evet babam, biz aileyiz diye.
Madem ailesiniz, ben bunu hakime söyleyeyim, değil mi? Evet, söyle, söyle. Beni iki senede birden versinler. Zaten mutlu bir aileyseniz ikisine birden verir. Öyle misiniz? Öyleyiz. Yalan söyledim. Biz mutlu bir aile değiliz. Babamın başka bir karısı var, başka bir çocuğu olacak. Onlar başka bir aile. Onlar aile olacak, biz değil. Ay ben seni çok merak ettim ya. Bebek düştü mü, duruyor mu? Duruyor. Akın Bey demedi mi? Ha dedi de. Ben bu Beyzade'ye pek güvenmiyorum. Kız gelmiş öyle, gel. Bana bak. Bunların hepsi bir işaret. Sen o gün bu Beyzade'ye ne dedin? Sancar'ın kızını sana vereceğim demedin mi? Ne oldu? Kanaman oldu. Çocuk düşüyordu vallahi. Kız bak verme. Destan bunlar, boru değil. Ondan sonra ağ alırsın. Allah da senin bebeni alır vallahi ha. Bana bak, destan destan deyip durma bak, yoksa. Leyla, sen bize kahve mi yapsan? Cidden bak, çok iyi olur. Çok incesin, çok teşekkürler. Hamile kadın kahve içmez. Bebeğe zarar. Çay içer o zaman. Öyle değil mi Menekşe? Ha, çay içerim. İyi peki madem. Çay getireyim ben size o zaman. Bak buraya zırt pırt gelirsen konaktakileri anlayacak. Bütün konak halkı mahkemede şu an. Melek Hanım'ın velayet davası var ya. Menekşe'yi kim düşünsün? İyi tamam. Niye geldin o zaman? Ben sana ne dedim? Sancar eve yeni ultrason getirtti dedim. Yarın doktor gelecek dedim. Ne yapacağız? Ceylan hamile. Ne güzel. Müjdeni de ister mi? Kahraman bilmiyor bunu. Bilse çocuğu aldıracak. Onun için de söylemiyormuş. Tüh ya. Aile saadetlerine bir el atıversek keşke, değil mi? Ya sen benden gafa mı buluyorsun? Bana ne bunlardan? Sen benim derdime çare bul. Zor tabii. Bu beyni kullanmak. Sen de haklısın. Yarın evde Nari yüzünden bir sinir krizi geçireceksin. Muayenen de iptal olacak. Meleği bana verene kadar zaman kazanacaksın. O zamana kadar ben de sana bir sahte doktor ayarlayacağım. Doğum zamanı geldiğinde ne yapacağım? Ne doğuracağım ben? Daş mı? Merak etme. Senin doğuracağın çocuğu Ceylan şu an karnında büyütüyor. Ne? Evet, çaylar da geldi. Teşekkürler. Afiyet olsun bari. Peki, iddiaları dinledik. Melek Efeoğlu'nu velayetinde bulunduran dedesi Güven Çelebi, dilekçesinde velayeti sizin almanızın uygun olduğunu belirtmiş. Mahkememiz çocuğun menfaatlerini gözeterek velayete karar verecektir. Şimdi
Eşiniz hamileymiş, öyle mi? Doğrudur efendim. Nare Çelebi'nin dilekçesinde hamile eşiniz Menekşe Efeoğlu'nun üvey kızı Melek Efeoğlu'na iyi davranmadığı ve eğer Meleğin velayetini size verecek olursak ona eziyet edeceği iddia ediliyor. Bu doğru mu? Kızıma kötü davranırsa ondan boşanacağımı çok iyi biliyor. Melek şöyle bir şey yapmaz. Sayın hakim, İddiamızı destekleyen şahitlerimiz var. Sancar Bey'in aynı evde ikamet eden annesi Halise Efeoğlu'nu çağırıyoruz. Halise Efeoğlu. Bu taraftan. Geçti ağlama. Bir şey soracağım. Hı. Hani babanın karısı var ya. Hı hı. Sana iyi davranıyor mu? Davranmıyor hakim bey. Ne yapıyor mesela? Gelin Menekşe. Genç. Yönsüz. Kocasını torunundan kıskanıyor. Çocuğu sevmiyor. Babasıyla ve üvey annesiyle aynı evde yaşaması çocuğun menfaatleri açısından uygun mu sizce? Değil hakim bey. Annesiyle yaşarsa daha mutlu olur. Buyurun, oturabilirsiniz. Müvekkilim söz almak istiyor sayın hakim. Sancar Bey, söz alın iyi güzel de. Meleğin velayetini annesi Nare Çelebi'ye versek, sizin de eşinizle huzurunuz bozulmasa daha iyi değil mi? Nare Hanım'ın İyi bir işi var. Geliri de iyi. Evinde kızına bakabilecek şartları sağlamış. Çocuğun menfaatlerine uygun görünüyor. Siz de çocukla kişisel ilişki kurma hakkınızı kullanır, mahkemece belirlenen günlerde kızınızla görüşürsünüz. Hakim Bey, kızımı daha göremeyecek olmasaydım size hak verirdim. Pardon, nasıl? Annesi kızımın velayetini alınca onu yurt dışına kaçıracak. Onu bir daha göremeyeceğim.
Bu doğru mu? Hayır, doğru değil. Babası istediği zaman kızımı görebilir. Görebilir diyor. O zaman niye bu seneye kadar kızımı göremedim? Niye beni cezalandırmak için kızım benden sakladı? Yok öyle bir şey, ben sen... Sizi cezalandırdığını nereden çıkardınız? Kendisi söyledi. O ceza üçümüzün birlikte bir hayat ihtimaliydi. Evet, benimle bir hayat mümkün değil. Ama babası isterse kızımızı her zaman görebilir. Böyle bir ceza yok. Böyle bir cezanın olduğunu... ...ve devam edeceğini kanıtlayabilir Sayın Hakim. Peki, görelim kanıtınızı. Nane. Bak, o kurşunun alnında. Çok canı yanacak. Söz ver, hemen vazgeçeyim. Kanıtı görecek miyiz, görmeyecek miyiz? Melek Efeoğlu'nun velayetini şu an elinde bulunduran Kayyum Güven Çelebi'yi huzurunuza çağırıyorum Sayın Hakim. Nedir bunlar? Kaç tanesini yanına almış. Ama Polgorisa'daki evde kalanlar bunlar. Bak, özellikle şu işaretli yerde olanlar senin çok işine yarar. Ne kadar istiyorsun? Kızım... ...yıllardır bu defterlere yazıp durur Sayın Hakim. Kızım...
kızını babasına göstermeyeceğini bu defterlere açık açık yazmış. Kızımın el yazısı. Şahitlik ederim. Defterleri alabilir miyim Sayın Hakim? Evet, buyurun. Buraya yazdığınız notu okur musunuz Nalan? Bugün meleğimin 4. yaş günü. Hediye olarak yine babasını görmek istedi. Ona babasını göremeyeceğini anlatmanın bir yolunu bul ve asla yumuşama. Sancı. Onu affetmeyeceksin. Unutma. Kızını asla göremeyecek. Asla. Onun cezası bu. Kızına ancak sen öldüğünde kavuşabilecek. Nare Çelebi'nin bu yazdıklarının kanıt olarak kullanılmasını ve bu defterlerin hepsini mahkemeniz tarafından incelenmesini talep ediyoruz Sayın Hakim. Şikayetim var cümle yasaktan. Dillerimi hakim bey bağlasan durmaz. Gelsin jandarma, polis karakoldan. Fikrim firarda, mahpusası var. Eyvah. Mahpusası var, eyvah. Şimdi kızın özelini mi ortaya döküyorsun lan? Ha? Olurum. Senin yaşattıkların yüzünden yazdı lan onu. Kızın adını hatırlayamadı diye. Devri devranda, kanun üstüne. Atın bu adamı dışarıya. Kapsalar, söz uçar yazı. Susan olmuyor, susmasan olmaz. Dil dursa hakim bey, tende can durmaz. Yazsan olmuyor, yazmasan olmaz. Oturun lütfen.
kaleme tedbir. Komak tek durmaz, şikayetim var. Cümle yasaktan dillerimi hakim bey bağlasan durmaz. Gelsin jandarma, polis karakoldan. Fikrim firarda, mahpusası var. Eyvah. Mahpusası var. Eyvah. Ana! 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 Neredesin kız sen? Hı? Bir daha böyle geç kalma kızarım. Esraktan mı ana? Sen Efe kadın pozlarımı kesiyorsun bana. Ne var kız? Az keyfini süren dedim. Bence sen o keyfe fazla alışma. Çünkü ben bu konağın Efe kadınlığını kimseye vermem. Sen de alışma. Bebeğinin düştüğünü bildikleri dakika kovacaklar seni. Aa, bu ne surat öyle kız? Sanki göz aydın almış gibi. Aldım ana. Doğuracağım bebeği gördüm. Kız, ben de... Kız sen ne diyorsun? Rüyanda mı gördün sen? Yok ana. Ha. Doğuracağım bebe. Şu anda. Ay. Neyin neşesi? Neydin burada? Allah tependen baksın Necdet ya. Ne diye korkutuyorsun beni? Yok kız, benden sana zarar gelmez, korkma. Sen burada gizli gizli bizi mi dinliyorsun Gülsü'ye? Davuklardan ikisi buraya yumurta bırakıyor. Onu alem diye geldim ben. Hem ne işim olur benim senden? Nerede gördün sen doğuracağım bebeği? Ultrasonda. Yürü ana. Kız sen o güzel ellerini yumurta mı doptun? Dur dur, ben sana yardım edeyim. Sen şu ellerini giyletme. Kız de bakayım. Ne bebesi ne görmesi. Kafayı mı yedin sen? Kafayı falan yemedim ana. Bebe diyorsun ya. Hani buraya gelen kahraman var ya. He, Sancar Lorda. Ha, o. Onun kapatmasının bebesini alacağım. Sancar da kahramanın çocuğuna babalık edecek. Ne? Menekşe. Sen yakacaksın bizi. Hepimizi yakacaksın vallahi. Sancar o nare garısı yüzünden bütün cihanı yakıyor. Acıkta ben yakayım. Çok mu?
Nare. Kızıma gideceğim. Nare. Nare. Çok mu kızdım ana? Ne yaparsam yapayım kızmayacaktın hani. Hani ilk defa haklı bir sebepten dolayı canını yakıyordum. Hadi bak bana ne olur. Okudun mu o defterleri? Sadece senin mahkemede okuduğun yerleri. Geri kalanını okumadın mı? Yalan yok. Çok okumak istedim ama... senin özelinde. Benim özelimde okumadın ama mahkemeden namluya sürdün öyle mi? Ben o kurşunu bana sıktırma dedim. Sen bana kurşun sıkmadın. Sen babamla bir oldun, beni çırılçıplak soyup meydana attın. Ama merak etme. Bu savaş burada bitmedi. Ben de seni en zayıf karnından vuracağım. Kime verdiler? İkinize de değil mi? Karar. Duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine, Güven Çelebi'nin mahkemeye sunduğu Nare Çelebi'ye ait defterlerin kanıt olarak incelenmesine, psikolog raporunun beklenmesine, Melek Efeoğlu'nun geçici velayetinin Sancar Efeoğlu'na verilmesine... Babam, gel buraya. Hakim geçici bir süre seni bana verdi. Mahkeme bitene kadar. Sana mı? İkinize değil, anneme değil, sana mı? Ama senin zaten bir halen var ki. Senin zaten bir karın, bir çocuğun var. Sen niye verdin ki? Ben annemden ayrılmam. Meleğim benim. Ama sen babanı duymadın galiba. Baban geçici olarak dedi. Ne zaman bitecekmiş? Ne zaman görecekmişim seni bir daha? Aa! Bak bakayım bana. Bana bak. Ayrılacakmışız gibi konuşmaz mısın lütfen? Bir kere sen nereye, ben oraya. Akıllı, tamam mı? Hakim seni de mi babama verdi? Ama annen senden ayrılmaz ya, onu diyor. Konağa gitsem Menekşe'ye rağmen bile mi? Babam beni kovsa bile. Başımın üstünde yerimiz var. Melek, ne diyeceğim? Şu konağa gitmeden önce annene babana öteki konuyu bir sorsana. Hı? Öteki konu? He, o konu. Anne, babama sorar mısın? Bizi pikniğe götürebilir mi? Geçen sefer yarım kalmıştı. Hı.
piknik. Yarın. Eminiz olur hanımlar. Meleğim, sen babanla konağa geç. Ben Gediz'le bir şey konuşup geleceğim, tamam mı? Ah buyur, ah buyur. Anneciğim, hadi sen arabaya geç. Ama anne. Hadi anneciğim, geleceğim. Kilidi açar mısın arabanın? Sen şimdi kızımla beni eve gönderip... ...Mürif'le mi gideceksin? Hemen yumuşak bir hanımdan vurmaya başlayayım mı dedin? Çok pis oynuyorsun Nari Hanım. Asıl pis oynamanın kitabını siz Gediz'le birlikte yazmışsınız ya. Sadıcından sana karşı elinde ne var diye akıl alacağım. Sen şimdi benim gözümün içine baka baka Gediz'le benim kuyumu kazmaya mı gideceksin? Sen benim gözümün içine baka baka defterlerimi ortaya sermedin mi? Niye şaşırıyorsun? Takip edin şunları. Dikkatli olun. Akın yine kaçırabilir. Anlaşıldı Sancar Efe. Konuşmayacaksın mı? Ne söyleyeyim? Ne bileyim? Sevdalını gerinde bırakıp arabama mı bindin? Buradan başlayabilirsin mesela. Onun geçmişte yediği haplardan mahkemede kullanacağım neler var? Oo, oo. Sert oynuyorsun ha? Defterlere mi kızdın? Yok canım. Onunla bir alakası yok. Velayeti geçici olarak aldı ya, o yüzden. Buluruz bir şeyler. Adamda halt yok. Ama eğer böyle yaparsam sizin düşmanlığınızı körüklemiş olmuyor muyum? Bana uyar. Madem hasım olduk, hakkını verelim. İlk kılıcı da ben çekmiş olayım. Ama bir şartım var. Gediz bak bana yine gitme kal, öyle yardım edeyim diyeceksen kalmayacağım. O zaman ben de yardım edemeyeceğim. Tüh. Sancar'a ilk darbeyi bu şekilde vurmak çok hoş olacaktı. Alem kalamayacağım. Kozlarımızı paylaşacak başka bir şey bu. Thank you.
Arabada kal. Kapıyı da kilitle. Kan adamlar olur. Gediz onlar sadıcının adamları. Kimsiniz lan siz? He? Hakkını... Onlar bizden Gediz Bey. Ne? Niye buradalar? Buraya at girmek yasak da. Yapma ya. Kim yasaklamış? Özelmük Gediz Bey. Burası artık Sancar Efe'ye ait. Yunus satın aldı. Bilsin girmenizi yasaklıyor. Hasımlık varan bir Gediz ağa. Kadınından uzak durmazsan mekanına uzaktan bakar durursun. Tüm mekanlar senin olsun Sancar Efe. Bana yanımdaki yeter. Hadi lan. Başa kapıya. Babam. Gel. Gel bakalım. Gel. Ya Gediz sen nasıl böyle bir cümle kurarsın ona? Ne demek yanımdaki bana yeter? Ya Gediz sen neden ateşe körükle gidiyorsun? Burası da senin en zayıf karnındı, değil mi? Bak, hadi gel biraz dolaşalım, biraz hava alalım. Yine kendi derdini unutup başkalarının derdine mi düşeceksin? Ne yapayım Gediz? Benim de olayım bu işte. Aa, ama olmaz ki Nare. Önce kendini düşüneceksin. Aa, neden Gediz? Yoksa ben narsist miyim? Benden önemlisi yok mu? Ya ne alakası var Nare? Önce kendini düşüneceksin. Kendini seveceksin. Canını sıkan şeylerden uzak duracaksın. Affedersin de Gediz. Ben böyle kendimin yüzüne tüküreyim. İn hadi. Bu iyi niyetinden kaybediyorsun, biliyorsun değil mi? Bir gün o iyi niyeti de kaybedeceğim. Tıpkı benim kaybettiğim gibi. Babam. Annem ne zaman gelecek? Annem birazdan gelir babam. Geç otur şöyle. Hep beraber bir konuşacağız tamam mı? Eşe, çağır milleti gelsin. Haydi haydi ne durun, ünle milleti haydi. Feride ne alerdesin sen? 10 kadar gümesin var. Yine gidiyorsun başka yerleri yumurtluyorsun. Açık eve de mi uğrasan yine? Necde, ne bakıyorsun Dutu ve sen ya? Haydi. Onu değil de seni tutsam.
Af buyur. Seni diyorum, dussam diyorum. Ney? Seni diyorum, dussam diyorum şeyler. Anlamadım. Kaçtı ya. Ben diyorum onu diye seni tutsam. Beni. Anam nerede, önledin mi? Ha, önledim, önledim. Ne konusu çekmiş ki Sancı abi? Aa Feride. Gene kaçmış. Dur ben bunu gümesine koyayım. Ondan sonra gidelim Çağdağ'a. Feride. Gülüm. Kaçma gülüm. Gel kızım buraya. Feride kaçma. Dur kızım. Küpeli Feride'm. Aman gel beyazım. Suratına tüküreyim de. Ayıl mı istiyorsun Neşe sen ha? Hayırdır? Sen bir bana yürüyorsun son zamanlarda. Ne oluyor? Ben yürekte pişirmedim nicedir. Sen nereden buldun da yedin acaba Necdet? Yürek yemedim ama seni yüreğime hapsettim. Konağımın çiçeği. Necdet, yemin ediyorum diyorsun ki bana gel kafamı gagala diyorsun Necdet. Öpmek varken niye gagalayacaksın kız? Vallahi yumruğu bir indirivereceğim Necdet kafana yumruğu. Sana şimdi bir kafa atacağım Necdet. Bir daha indireceğim ha. Necdet sen öpmek mi dedin? He. Olur. Gittin mi kız? Hak ettin. Gülsüye sen benimle oyun mu oynuyorsun? Az önce kafanı gagalayacağım dedin. Bak vallahi minnoş kalbimi kırarsan. Ahirette hesap sor Allah. Aşk olsun Necdet ya. Ben marjin bir kızım. İstediğimi yaparım. Az önce kafanı gagalamak istiyordum. Şimdi gagamla dudağını öpmek istiyorum Necdet. Öyle mi diyorsun? Ama gözüm kapa. Tamam. Tamam mı? Minnoş kalpli dost bağım. Kapa gözünü. Feride. Ben Gülsü'yü seviyorum. Hadi git. Sancar bizi ünlemişsin. Geçin oturun şöyle. Hayır mı Sancar? Şu mahkemeyi. Velayeti konuşacağız. Böyle konuları melek yokken mi konuşsak abicim? Yok, özellikle
Kızım varken konuşacağız. Sen ne konuşursan konuş. Biz ailecek Nare'nin tarafındayız Sancağı Bey. Nare velayeti alana kadar da bu böyle devam edecek. Mahkemede yetişmedi. Hepimiz ona şahitlik edeceğiz. Ben dahil. Aferin Elvan. Aferin. Takdirname mi istiyorsun abi? Lüzum yok. Hak bilsin, kul takdir etmese de olur. Ve subhanallah. Bunu açıklığa kavuştuğuna göre bizler kalkabiliriz. Elvan otur. Ana. Mahkemede Menekşe'nin kötü bir üvey ana olduğunu söyledi. Neden? Nedenini sen de biliyorsun. Meleğe kardeşi olacağını söylemek için çağırdığımda ettiği laflar hiç iyi niyetli laflar değildi. Ben kötülük olsun diye demedim. Sancar söyledim ya, ben senin kızına hiç kötülük eder miyim? Hem de karnımda bir can taşırken. Etmezsin tabii. Eder misin hiç? Bir şey mi biliyorsun Elvan? Kızına sor. Babam. Meneşe sana başka bir şey yaptı mı? Sancar etme. Küçücük çocuğa beni kötüleme fırsatı veriyor. Zaten sevmiyor beni. Olmadı söyle. Meneşe sana başka bir şey yaptı mı? Bunlar mı annenin aldıkları? Ha? Bunlar mı? Keselim kız hepsini. Tıpkı gelinliği kestiğim gibi bunları da keserim. Sonra da melek kesti derim. Tamam, tamam dur. Söyle. Ha? Yok. Yapmadı. Melek seni gambazlamadı ama. Bir şeyler yaptın kesin. Bundan sonra kızımla yalnız kalmak yok. Anladın mı? İyi. Anla zaten. Çok zor bir şey söylemedim. Gülsü yaşa. Bundan sonra Melek neresi oraya? Zehra, Elvan, Kavruk yokken yere yalnız bırakmayacaksınız. Anlamadım, duymadım, bilmedim yok, tamam mı? Emin oldu efendim. Melek nereye biz oraya? Siz de kusura bakmayın. Menekşe'den şüphelenmesem böyle tedbirler alıp sizi rencide etmezdim. Kızınızı zapt edin. Sancar, insan karısını herkesin içinde böyle rezil eder mi? Karınım ben senin ya. Evliyiz biz. Melekçe ben seninle niye evlendim?
çocuk için. Sağ ol kızım. Ana. Sancar abim şu anda ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Ben kafayı mı yedim acaba? Ne işliyorum burada diyor. Şşt. Buraya hayırlı bir iş için geldiğimizi biliyorsun Atike. Eğer sen de oluğu dersen Menekşe'yi gelin etmek niyetindeyiz. İyi diyorsun, güzel diyorsun da Halise. Herkesler de Sancar Efe Sefi'nin kızından sonra evlenmez diyor. Bu zamana kadar başını kaldırıp da hiçbir kıza bakmadı diyorlar. Hay ne oldu da bize nasip oldu? Sefer'in kızı çocukluktu. Geçti gitti Atike. Kim ne derse. Hasedinden, fesadından, kem gözünden de. Belli ki benim oğlum onların kızını değil, senin kızını beğenmiş. Gerisini eşele mengare. Ana, işine mengare. Bir gel sana konuşalım. Atike teyze, sizin bu 100 numara nerede? Kızım kapıdan çık hemen şu karşında, karşında. Sen benimle evlenmek istiyor musun? Ben istiyorum da, sen istiyor musun? Buradayım işte, buradayım. Sefer'in kızını unuttun da mı buradasın? Bizim Sevda'yı öğrendiğimiz o destan geçti mi? Harbi olan mı? Sancar Efe'den başka türlüsü beklenir mi efendim? Geçmedi. Ama geçmişte kaldı. Geçmişte kaldı. O zaman niye evleniyor? Çocuk için baba olmak istiyorum. Güzel şey. Ama ya Sevda? Bir gün yeniden sevebileceğim mi? Biliyorum onu sevdiğin gibi olmaz ama. Bak Melikşe. Bak sana ilk ve son defa diyeceğim. Eğer aradığın Sevda'ysa aha şimdi arkamdan evine git. Biz de buraya gelmemişiz. Sevda beklemeyeceksem ne bekleyeceğim? Yerin yanım olur. Çatım yuva olur sana. Onu beklersin. Ama benden sana sevdalı olmaz. Allah nasip ederse çocuklarımıza baba olur.
Eğer buna razıysan... ...düğün hazırlıkları başlasın. Ha yok değilsen de... ...Allah yolunda bahtını açık etsin. Heh. Düğün hazırlıkları başlasın efendim. Sancar efem. Hani herkes diyor ya. Ya göğe uçtu, kuş oldu. Ya denize düştü, balık oldu diye. Bir gün insan kılığında çıksa gelse ne yaparsın? Uçtu gitti. Gelmez. Çocuk için evlendim. Ama o uçtu gitti gelmez de dedi. Geldi. Geldi. Yanına da kızımı getirdi. Bu hayatta yaptığım tek iş. Evlat için evlendim. Evladım için boşarım seni. Başka bir evlada gebe olman kâr etmez. Onu bağrıma basarım. Seni kapının önüne koyarım. Ben ikisini birbirinden ayırmam. Sen de ikisini birbirinden ayırma. Sonu yarım. Tamam mı? Bebeğime doktor istemiyor. Ben kendi doktorumu buldum. Gittim bebeğimi gördüm. Bundan sonra da... ...hiç kimseyi istemiyorum yanımda. Babam. Ne olursa olsun hep yanındayım. Tamam. Evladını akına teslim ederim. Kahramanım evlat diye kucağına veririm. Thank you.
kolay gelsin, yiğidin. Ya Ceylan, sen inadına mı yapıyorsun? Ben sana evden çıkma dedikçe sen kendini meydanlara atıyorsun. İnadına mı yapıyorsun kızım? Ya iki dakika bir şey söyleyip gideceğim, ne var ya? Ha, iki dakika söyleyeceksen bir şey olmaz. Nara'nın burada olsa seni zaten üçüncü dakika görür. Dördüncü dakika tanır. Değil mi? Bir şey olmaz ya. Bas git hadi be. Ya kahraman, bir diyeceğimi dinlesene ya. O kadar yol gelmişim. Tamam Ceylan. Ne diyeceksen de hadi. Hadi. Hadi Ceylan. Şimdi kahramancığım, bu Akın denen manyak Beyza'ydı evde hep bizim peşimizde olduğundan ben onu sana söyleyemedim de. Ama işte... Ama! Ama! Hani bu Melekşe bebesini düşürüyordu da düşürmedi ya, ben onun adına çok sevinmiştim. O an aklıma geldi. Dedim ki kendi kendime. Ceylan, kendine değil bana söyle ne söyleyeceksin. Hadi. Aman iyi, tamam. Bebek istiyorum ben. O kolay ya. Ayarlarız sana bir bebek. Ceylan, bas git beni ayar etme bak. Bebek bebek yok. Sana yol vermemi istemiyorsan bu mevzuyu da unut. Bas git. Ya hamile kalırsam? Öyle bir halt edersen. Şart olsun. Çocuğunu da seni de koyarım kapının önüne. Beni Tufa'ya getirip nikah kıyamazsın Ceylan. Anlolsun. Çocuğunu da alır. O geldiğin çukura geri dönersin. Pavyona. Anladın? Hadi kalk git Ceylan. Hadi! Nare, ne oldu Gediz'e? Sancar'la mı kavga ettiler yine? Hayır, Gediz'in kafa dağıtmak için gittiği mekanı satın almış. Orası niye bu kadar önemli Müge abla? Ya anlatsanıza. Gediz'e de sordum, saatlerdir konuşmuyor. Onu da konuşturamadım. Ne oldu orada? Bir şey mi oldu? Anlatacağım. Çok özür dilerim. Anlatacağım. Afiyet olsun. Sağ ol. Sağ ol oğlum. Buyur geç. Ha yavrum, getirdim ben. Onlar ne abi? Avukatlar hazırladı. Ya vekaletlerinizi tekrar bana verin. Gediz'den ayrılayım. Ya da hisselerimi satın alın. Şirketler tamamen sizin olsun. Yani tercümesi? Ya Sadıçlar ayrılacak, ya Sancağı Bey. Öyle mi? Aynen. Aynen Elvan Hanım.
İkisini de istemezsek? Öyle bir yol yok ana. Ben Gediz'den ayrılmazsam malları da şirketleri de yönetmem. Ben Arif'le bir daha çalışmam. Şantajınızla boyun eğmem. Başınızın çaresine bakarsınız. Başımızın çaresine bakarız. Ah buyur. Ben yönetirim şirketleri. Deli deli konuşma. Kız başına Sancar'ın yerini mi geçeceksin? O ne demek ana? Bunca yıldır ben yönetiyorum zaten finansı. Kız başım şimdi mi engel oldu işlere? Kız ne engel olacak? Ana. Kız işlerin başına geçince beni de sekreter alıversen ya. Bu iş bu kadar kolay mı Sancar? O kadın yüzünden sadıcından ayrılmaya kalkıyorsun, yetmiyor. Çocuğumuzun rızkını da iş göremez birine mi bırakıyorsun? Sen karışma. Sen ciddi misin? Gayet ciddiyim. Hisselerin %55'i bizde. Biz de ayrılmanıza izin vermiyoruz. Yani abicim, siz ya aklınızı başınıza toplar, Gediz'le barışırsınız ya da şirketleri ben yönetirim. Belki de batırırım. Batır kızım, helal olsun. Abim. Ben Gediz'le bir daha aynı gemiye binmem. Sen al o gemileri. İster batır, ister çıkar. Gediz'in babasının arabasına binmediğin gibi mi abi? Yine kaza yapmama göz mü yumacak? Sancar, baban nerede oğlum? Zeytin topluyor. Müge abla, araba ne güzelmiş. Uf, yeni araban ateş ediyor Cemil amca. Büyüyünce ben de bundan alacağım. Senin göz neden hep yukarılarda Sancar? Hı? Sefer'in kızıyla da geziyor musun ha? Hadi Gediz olsa neyse de. Bak, bu araba da, Sefer'in kızı da sana fazla oldu. Ayakların yere bas biraz. Abi hadi gel arabaya binelim. Ben o adamın arabasına binmem. Peki ben binebilir miyim? Ne yaparsan yap. Gel birazcık çok istiyorsan.
Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acayipsin. Sen sürmeyi biliyor musun? Babam bir kere göstermiş de azıcık sürüyorum. Ya. Ya ne olur şuraya kadar gidelim lütfen lütfen. Müge abla ne olur. Eh iyi tamam. Zehra! Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acayipsin. Of! Arabayı bozdum ya. Babam beni öldürecek. Ay, özür dilerim Müge abla benim yüzümden. Abi. Zehra. Ne yaparsan yapma diyeceksin yine bana. Ben belki bu sefer bir topal ayakla kurtaramam be abi ha. Abim. Belaltı vuruyorsun. Senden öğrenmiştir. Abi. Ben yine bir ışıkla yüzünden hepimizi bırakıyorum. Farkında değil misin? Müge'nin yaptığı gazayı biliyor musun? Hı hı. Kahraman'ın karısının öldüğü, Zehra'nın topal kaldığı. Kahraman'dan senelerce ses çıkmadı. Müge büyüdü. Üniversiteye gitti. Bitirdi. Döndü. Burada çalışmaya başladı. Koca kadın oldu. Sonra buraya yeni taşındıydık. Bir gece Müge eve gelmedi.
Kahraman Eter'le bayılmış. Kaçırmış. Tanıdın mı beni? He? Kahraman Bozbel. Karısını öldürdüğün adam. Korkma korkma, dokunmayacağım sana. Buraya bu mevsimde kimse gelmez. Sesini kimse duymaz. Her yere bakarlar. Bu mezara bakmayı kimse akıl edemez. Heh, burası senin mezarın. Sen otur Allah'ına dua et. Dua et, seni bulduklarında cesedin tanınır halde olur. Misal ben. Gidip karımın mezarını açsam şimdi. Onu tanıyamam. Gediz 5 gün sonra buldu beni. Neyse ki 5 gece üstüme yağmur yağdı da ben susuzluktan ölmedim. Sana kıyamam. O ıssız yer, o metruk bina orası değil mi? Deniz'in kafa dağıtma mekan. Evet. Ben de bazen gidiyorum. Ama Deniz ne zaman dağılsa oraya gider. Oraya gider ve der ki... Dağılma Deniz. Beterin beteri var. Seni çok sağlam yerden vurmuş. Öğrendin mi? Hı. Annenle Müge anlattı. Müge'yi günler sonra bulmuşsun. Abla! Abla!
orayı alarak bana ne dedi biliyor musun? Git kendine dağılacak başka bir yer bul dedi. Sakın dağılma Gidiz dedi. Gel beni dağıt dedi. Bence sen velayetini al. Kızınla beraber İsviçre'ye git. Ne? Nasıl? Sen şimdi bana yardım mı edeceksin? İyi de sabah eğer gidersen ben sana yardım etmeyeceğim dedin. O Sancar benim mekanıma çökmeden önceydi. Ne yapacaksın? Velayeti almana yardımcı olacağım. Nasıl? Söyleme. Söylersem Sancar için çok üzülürsün. Gediz bak eğer onu tehlikeye atacak bir şeyse... Sancar mı? Yoksa kızın mı? Kızım. İyi. Benden haber bekle o zaman. Gediz. Kahraman karısını kaybettikten tam 12 yıl sonra Müge'yi kaçırmış. Bu ne demek biliyor musun? Ne demek? O yıllar boyu çok acı çekti demek. Hayatını bir daha asla göremeyeceği karısının intikamına harcadı demek. Sen öyle olmayacaksın değil mi? Yok. Ben seni hep göreceğim. Ya beni apar topar getirdiniz böyle ama acaba yarın sabah mı gelseydik? Yani ya Yahya şüphelenirse? Ben de sabaha kadar sağa dönerken acaba Zehra mı yönetecek işleri? Sola dönünce Yahya satacak mı hisselerini diye grup durayım değil mi? Bak kızım. Datlı yiyin, datlı düşün. Bana da datlı datlı haberler getir. Ben de seni marine müdür yapam. Tamam. Aç oğlum kapıyı. Ha bana bak dudu kuşu. O Yahya da hakikaten Sancar'dan yüz çevirdi mi? Emin ol tamam. Sonra ben Tufa'ya gelmeyeyim. Kapat. Duydum ki pasta yalnızlığa iyi geliyormuş. Vallahi pasta mı yalnızlığa iyi geliyor yoksa sen mi bilemiyorum gari. Hadi geç. Tada! Buyurun efendim. Piknik keki pişti. Ver bakayım poğaça tepsisine. Hemen. Al bakalım. Hoppa. Melek. Soracağım. Sor. Hadi anana üzülüyor diye söylemedin Menekşe'nin ettiklerini. Bugün bu bana niye demedi? Menekşe elini karnına götürdü. Bebeğe bir şey oldu zannettim. Korktum. Oy oy
Oy benim yavuz yüreklim, oy. Kız, çocuğum olsa bu kadar sevmeme. Senin nasıl çocuğun olacak akıllım? Yahya'yı eve sokmuyorsun ki. O seni öpmezse çocuğun olmaz. Abla, kız şuna bak gari. Kız Dulcuk, sen nereden biliyorsun öpülmeyince çocuk olmayacağını? Biliyorum. Çünkü... babam annemi böyle öpmüş ve ben almışım. Sus, Allah seni ne etmesin. Tamam susayım da sen yine de dikkat et. Yahya başka birisini öpmesin. Yoksa babam gibi başka bir çocuğu olur. Dün sabah gitmişsin. Hı hı. E keşke uyandırsaydın ya. Kıyamadım. Çok güzel uyuyordun. Ben de işe geç kalıyordum. Her ne kadar senin yüzünden işten kovulmuş olsam da. Beni kızgınsın anlıyorum. Ama neden hala yanımdasın onu anlamıyorum. Çünkü üzgün olabileceğini düşündüm. Neden? Hmm. Gülsü'ye söyledi. Sancar Efeş'ten ayrılıyormuş. Yani yerine Zehra geçebilirmiş. Ne bileyim, sen varken Zehra'nın başa geçmesi... Yani bu durum seni üzmüştür diye düşündüm. Desene şu Yahya'yı düşünen bir sen varsın. Her zaman patron. Dudu, bizim işler biraz karışık. Görüyorsun. Biz birbirine bağlı bir aileydik. Ama Sancar Efe Gediz'den ayrılamayınca şirketten ayrıldı. Her gün kopuyoruz. Sancar Efe ile de aranız kötüymüş. Bu durumda seni üzüyordur herhalde. Ya ben açtım o meseleyi canım, sıkıntı yok. Neyse canım, bırakalım şu bizim aile meselelerini de. Çay demliği vermiştim ya, bir katıver de içelim. Şu Meret de yalnız gitmiyor arkadaş ya. Bak ya, tamam ben koyup geleyim o zaman. Zahmet olacak. Bakayım Dudu Kuşu. Yahya Sancar Efe'yi silmiş. Açtım ben o meseleyi dedi. Bir de evet, Sancar Efe işten ayrılıyormuş. Yerine Zehra geçiyormuş. Oo. Sancar'a biraderi düşman. Sadıcı düşman. Şimdi de bacısı düşman. İyice yalnız Efe oldu bu Sancar. Aynen. Şimdi benim kapatmam lazım. Al bakalım. O zamana kadar hep Veysin'den döndüm diyordum ama... sen böyle gelip durursan Veysin'den dönemeyeceğim artık. Tamam.
Gideyim o zaman. Canım sen de alt kata. Dur bir. Gel lan buraya. Allah Allah. Bak sen ya. Bakıyorum da Melek Hanım. Baya baya laf sokmayı öğrenmiş. Elvan öğretti. Hani ben seninle konuşmuyorum ya. Laf sokmak konuşmak değilmiş. Elvan sana laf sokuyormuş, konuşmuyormuş. Bak sen. Allah Allah. Bu ne arkadaş ya? Allah Allah. O zaman yarın pikniğe gitmeyeyim. Pikniğe mi gideceğiz, trip mi çekeceğiz belli değil. Ya. Ya baba ya. Piknikte sen, ben, annem olacağız. Çok güzel olacağız. Vallahi bir daha hiç laf da sokmayacağım. Sana hiçbir şey yapmayacağım. Barışacaksın yani. Yok. Biz üçümüz aile olmadan barışmayacağım sizinle. Sadece azıcık konuşacağım. Peki azıcık da öpebilir misin? Azıcık. Azıcık hadi. Oh. Gel bakayım buraya. Ya baba. Ya baba. Ya baba. Ha. Barışmış gibi öpmesene. Tamam. Mua. Mua. Gel buraya. Mua. Kızıma laf sokmayı öğretiyormuşum. Meleği uyuttuysan gel bir yol. Şimdi Sancar Bey, laf sokmayacağım, ciddi bir şey konuşacağım. Hay ben senin beyine. Konuş abi, konuş, haydi konuş. Menekşe'yi istemeye gittiğimiz gün
Ben sana ne dedim? Hani senin Menekşe'ye Nare uçtu gitti gelmez dediğin gibi. Sancar efem. Hani herkes diyor ya, ya göğe uçtu kuş oldu, ya denize düştü balık oldu diye. Bir gün insan kılığında çıksa gelse ne yaparsın? Boşta gitti. Gelmez. Kız. Sancar abi. Kız ne yapıyorsun burada? Hayırdır? Abi kalk gidelim evlenme bununla. Hani gözünü seveyim. Kız sen bizi mi dinliyorsun? Yok. Niye evlenme diyorsun o zaman? Anlaştık seninle ona göre. Abi anlaştık da. Abi kenafi gibi bakıyor bu. Böyle böyle bakıyor. Abi böyle 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 bakıyor. Böylesiyle... Böylesinden hayır gelmez abi. Hadi kızım geç, hadi. Hadi geç. Evlenme dedin. Evlenme dedim. O kenafir gözlüğüyle evlenme dedim. Ama sen ne ettin? Evlendin. Üstüne çocuk bile mi ettin? O zaman beni dinlemedin. Bari şimdi dinle. Acık insafın varsa... meleğin velayetini anasına ver. Bak yine aynı şey. Kızım alıp gidecek. Ne yapayım Elvan? Sallayayım uçup gitsin mi? Bırak uçsun. Bırak. Sen salı vermezsen alaca kuşun kanatlağı bu konağın taş duvarlarına çarpa çarpa kırılacak. Görmüyor musun? Salamam. Salamam. Gerekirse bu konağın duvarlarını yıkar, kanatlarını çarpacak duvarlar yok ederim. Ama onu da kızımı da salamam. O duvarlığın adı ihanet, ihanet. O duvarlığın adı menekşe. Nasıl yıkacaksın? Bilmiyorum. Bilmiyorum Elvan. Bilmiyorum. Bilme. Sonra da böyle deli. Emme ben biliyorum. Menekşe meleğe bu konağı dar edecek, dar. Melek seni söylemedi. Emme Menekşe kızı etmediğini bırakmadı. Gelinliği geçti. Suçu meleğin üstüne attı. Kızın kıyafetlerini bile kesmeye kalktı. Ben velayeti anasına. Çeksinler gitsinler. Bu zindanı sen hak ediyorsun. Onlar değil. Seni Zafer Naralara atarken bulurum sanıyordum. Ha?
Gediz'in mekanına çökmüşsün ya. Ha. Merak ediyorsan söyleyeyim. İçimden hiç öyle zafer nağları falan atmak gelmiyor. Gediz'i mekanından, beni defterlerimden. İnsanları hep yaralarından vuruyorsun değil mi? Ben de böyle bir adamım. Yetçin. Ama sen de yaralanıyorsun. Şimdi ne ben ne de Gediz duracağız. İki testi çarpışınca, bir kırılınca yerde çatlıyor ya. Sen niye kendi ırkına bakmadan hep benim çatlağımı soruyorsun? Ben de böyle bir kadınım işte. Ne edeceksin? Ne edeceğimi biliyorum da. Bilmedim senin ne edeceğin. O ne demek? Yarın kızımızı pikniğe götürünce söyleyeyim, olur mu Cennetköy'de? Önce halletmem gereken bir şey var. Hadi hadi kızımızın yanına git, seni bekler. Ama yarın unutacağız. Bak tamam. Yarın pikniğe gidiyoruz diye kavgamıza mola veriyoruz, tamam. Ama hiçbir şey değişmedi. Kızımı senden alıp bu memleketten bir an önce... Bir daha. Gitmekten bahset. Şart olsun. Öpüp sustur. De. Hadi. Ya da öpeyim hadi. Ha, Avukat Bey. Kusura bakma, bu saatte rahatsız ettim. Ama halletmemiz gereken bir konu var. Hakemini babama verdi diye. Vermedi. Geçici o. Tamam anneciğim, peki geçici. O yüzden mi? Hayır, o yüzden ağlamıyordum. Anne. Ay tamam, evet, o yüzden ağlıyordum. Babamla kavga mı ettiniz? Yine seni çok mu üzdü? En azından beni senin için üzdü. Bazı babalar gibi başkaları için üzmedi kızını. Değil mi? Peki kızın seni üzdü mü? Ne? Sen mi? Lan Leyla'yım benim ya. Sen niye üzeceksin ki beni? Hani ben ikinizi istiyorum ya.
Çağla edemedim. Sırf annem istiyorum diye. Meleğim benim. Bana bak. Ben hiçbir zaman seni babamla benim aramda seçim yapmaya zorlamam. Niye? Çünkü sevdiğimiz insanı seçim yapmaya zorlarsak onu olduğu gibi kabul etmemiş oluruz. Onu hiç anlamamış ve hiçbir zaman da saygı duymamış oluruz. Bak, eğer bir gün seni babanla benim aramda seçim yapmaya zorlarsam, bence muhakkak babanı tercih et. Çünkü seni hiç hak etmemişim demektir. Hayır anne, hayır sen beni çok hak ediyorsun, hayır. Anneciğim benim. Ya senden niye vazgeçeyim ben? Ayrıca seni tabii ki hak ediyorum çünkü hiçbir zaman seçim yapmaya zorlamıyorum. Senin yanında olabilmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum meleğim. O yüzden senden vazgeçmem, vazgeçmeyeceğim de, tamam mı? Ben de ikinizi istemekten vazgeçmeyeceğim. Biliyorum. Babam da vazgeçmeyecek. Onu da biliyorum. Peki ne olacak? Bilmem. Bazen herkes haklıdır. Bu da öyle bir durum. Haklı olmasak da aile olsak olur mu? Bak ben sana ne diyeceğim şimdi, beni iyi dinle, tamam mı? Bazen başkalarına haksızlık yapmaktansa bize haksızlık yapılması daha tercih edilesi bir şeydir. Niye? Çünkü bizlere haksızlık yapıldığında içimizdeki gücü kullanıp kendimizi iyileştirebiliriz ve çok daha güçlü hale gelebiliriz. Ama başkasına haksızlık yaptığımızda... İyileşemez miyiz? İyileşmemiz biraz zor olabilir. Hatta kötüleşebiliriz bile. Biz şimdi yarın pikniğe gideceğiz ya. Menekşe'ye çocuğunu almazsak kötüleşecek miyiz? Hayır meleğim, hayır, kötüleşmeyeceğiz. Aynı zamanda zaten senin hakkın olan şeyi sen kendine vereceksin. Başkasının sana hakkını vermesini de beklemeyeceksin. Senin için hak olana sahip çıkacaksın. Her çocuğun hakkıdır ama, değil mi? Babası ve annesiyle pikniğe gitmek. Hı? Anneciğim. Bakayım bir sana. Abla, ne yapıyorsun burada? Seni bekliyordum. Allah Allah. Sana küçükken kapı çalmayı öğretmediler mi küçük kız? Gediz, bir şey yapacaksın. Çünkü Sancar'a çok kızgınsın, değil mi? Soru benim Sancar'a kızgın olmam değil. Sen hala Kahraman'a kızgın mısın? Ben Kahraman'a hiç kızgın olmadım ki. Yani adamın karısını öldürdüm sonuçta, ne bileyim. O da delirdi. Evet, biraz fazla delirdi ama bence haklıydı. Haklı falan değildi. İyi. Kızgın değilsin yine. Düşmanlığın da yok. Düşmanlık var. O düşman, ben kurban. Yani kızgın değilim ama... ben gerçekten ondan çok korkuyorum. Sen korkma. Hadi gittim ben. Anlamadım. Kim korksun? Thank you.
sesim. Gülsiyem. Abla. Şu goruk suyunu veriver de salatayı da soslayan bitsin. Yettim. Halacığım, sen bunları da sepete koy. Tamam. Her şey hazır olduğuna göre ben annemi artık çağırabilirim. Ay, nasıl? Ay. Zehra, topu da koyar mısın? Koyarım halacığım. Neyi akıl etmişsin kavrum? Ben etmedim ya. Bizim kızım sipariş idi. Öyle mi? İyi hadi o zaman tut. Kız! Mutfağa devireceğim. Tut dışarı. Gel! Sen ona diye getirmedim ya ben bunu. Ya ne var az oynasa Kadat? Yaka avukat hadi. Ya atsana hadi. Çocuk musun sen ya? Çocuğum ne var? Hadi at oynayalım. Artık yetmedi mi Arize teyze? Hadi ya, kahvaltı yaptırmadınız. Acıktım. Geldim, geldim. Sancağı Bey. Elvan bu ne? He, pardon, pardon. Danıştıram. Sepet, Sancağı Bey. Sancağı Bey. Sepet. Memnun oldum. Ya bunun fırfırsız yok muydu? Vardı. İnadımdan vermedim. Hmm. Beklenir senden. Neyse. Haydi, haydi, haydi. Bak gülmeyin var ya. Sepeti buraya bırakırım ailece kaç kalırız ha. Sen? Sancar. Nereye gidiyorsun? Ailemi aldım. Pikniğe gidiyorum. İtirazım mı var? Senin ailen benim ben. Karnımdaki çocuğum. Hadi anneciğim. Gerçekten benim ailem olsaydın... gelinliği kesip... suçu kızımın üstüne atmazsın. Değil mi Menekşe? Kocaman Rabbim ne goller attırıyorsun. Ne goller attırıyorsun. Ay.
asmam çardaktan, suyu bardaktan. Yeter! Asmam çardaktan, suyu bardaktan. Yeter! 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 Diyor öpüveren. Seferin kızı limon yanaktan. Amanın limon yanaktan. Bu gıda oynuman geldiyse Elvan, hevesini sakla. İki günü Gavruk'la eşenin gınasıyla düğününü edeceğiz. Net değil oğlum bu fotoğraflar. Adam ne kadar kızmış anlamıyorum ben. Değiştirin bunun peşine taktığınız adamı. Bence de değiştirin. Baksana yakışıklı bile çıkmamışım. Sen benim peşime adam mı takıyorsun lan? He? Ben herkese takıyorum ya. Sen üstüne alınma. Hadi bir kahve söyle de hesap görelim. Bu eski mevzunun hesabıysa onu gördüydük. Bir acı kahve söyleyin. Yok. Daha hesap göreceğiz. Ama korkma. Bu sefer canını acıtmayacağım. Gerçi öncesinde senden başka bir şey isteyeceğim. Ne isteyeceğim? Sancar. Geçen gün şurada aşağıda kapının önünde Yahya'yı dövmüş. Ne? Ben de senin peşine adam takıyorum. Bana o güvenlik kamerasının kayıtları lazım. Ne edeceksin ki sen o görüntüleri? Mahkemede nare için kullanacağım. Mahkeme böyle şiddet yanlısı bir adama velayet vermez diye düşünüyorum. Yani bugün kardeşini bu şekilde döven, yarın Allah korusun kızını da döver. Değil mi? Gel bakalım. Hoppa! Dende. Kız sen biraz ağırlaştın mı? Yoksa biraz fazla mı yiyorsun ha? Çocukla hızlı büyür, akıllım. Çok da hızlı büyüme, akıllım. Hı? Biraz doyalım, anlaştık. Ne tarafa? Şu tarafa. Öpüşmeyecek miyiz? Nişanlandık ya. Tamam o zaman. Siz babanla o tarafa geçin. Ben de geleceğim, tamam mı? Tamam. Bakalım baba. Bir sofrayı kuralım. Hadi Nari.
Bu dünyada yalnız başına mücadele eden tek anne sen değilsin Nare. Bugün kızın için güzel bir gün. Şu an tek önemli olan şey kızım. İzle. Nare kızı aldı bir. Bu siniri gören hiçbir hakim o çocuğu sancara vermez. Aynen. Ama iyi hesap görüyorsun ha Gediz ağa. Senin mekana karşılık Sancar'ın çocuk öyle mi? Gelelim bizim hesabımıza. Acıtmayacak dedin. Seni acıtmayacak. Kim acıtacak? Yarıcının oğlunu. Sancar Efe'yi. Onunla işin bittiğinde Sancar Efe'den eser kalmayacak. Aslına geri döndüreceğim. O yüzden şimdiden yarıcın oğlunu demeye başlayabilirsin. Diyor. Diyor. Eski dostlar düşman oldu. Eski düşmanlar da dost olsun mu? Benimle misin? Kendini böyle birleştir. Böyle mi? Böyle böyle. Böyle evet, yap. Şöyle. Ha. Buraya mı? Parmaklar da böyle. Böyle mi? Aynen öyle. Sizi mi bekleyeceğim ben ya? Öyle acele ettirmek yok. Acele ettirmek yok. Sonra vuruyoruz nerelere gidiyor? Yenilgilerinize hep bir bahane, hep bir bahane. Hazır mısınız? Hazır mıyız? Hazırız. Yolla gelsin. Çak 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 çak. İşte bu. Hadi al gel topu. Bir kere insan sevinmeyi utanır ya. Siz iki kişisiniz, ben tekim burada. Ayrıca benim yaram daha yeni iyileşti. Oo. Yalnız ağlamıyoruz Nare Hanım. Olmuyor. Kim ağlıyor ya? Bilmiyorum artık kim ağlıyor. Ben biliyorum o bakışı. Sakın. Sakın. Bak ya, bak ya. Sen şimdi ağlayamazsın. Ben.
Sakın. Silme gülüşünü. Küçükken top oynar mıydınız? Oynardık tabii. Top da oynardık. Deniz kabuğu da toplardık. Peki hiç aklınıza gelir miydi bir gün çocuğunuzla top oynayacağınız? Gelmez değil mi? Aslında gelirdi. Senin adın bile annenin aklına burada gelmişti. Anlatsana kızım sen. Adını nasıl koymuştun? Anne anlat, anlat ne olur. Bizim nişan yüzüğümüzdü. Hatta babam benimle dalga geçmişti. Çok ucuza gittim, bir kabuğa tav oldun diye. Sonra ben de ona dedim ki... Bunlar kabuk değil bir kere, melek. Bak. Melek? Evet sen. Evet. Görmüyor musun? Bak, kanatları bile var. Ver bakayım. Melek. Tabii tabii melek. Melek. Ya ama sen benimle dalga geçiyorsun. Yok ya, ne dalga geçeceğim. Baya baya melek işte. Ay çok komikmiş. Şşt devam. Sevgili Melek. Şu an bu adam seni görmüyor olabilir. Ama merak etme. Bir gün kızımıza senin adını verdiğimde... ...o da seni görecek. Kimin kızını? Bizim kızımıza. Hani evlenince yapacağız ya. Ben burada annene sarılmıştım. Sonra annene dedim ki... Yapma be Naren. Yapma be kızım. Bizimki de can. Yapma. Sana
Ben biraz yürüyeceğim. Mesajını alır almaz geldim. Hayırdır, ne oldu? Ceylan içeride ağlıyor. Bebek mi düştü? Yok yok. Bebek gayet iyi, yerinde. Ama kahraman Ceylan'a eğer hamile kalırsan seni karnındakiyle pavyona geri gönderirim demiş. Ne yapacak? Aldıracak mı? Bence aldırmayacak. Ama kahramana da söyleyemiyor biliyorsun. Şu anda sağlam bir teklifi geri çeviremeyecek kıvamda. Hadi, tam zamanı. Pavyona geri düşmeyeceğim ben. Kahraman sana öyle demiş. Pavyona geri düşmemek için de bebeğini aldırman gerekecek. Sen doğur, ben sahip çıkarım. Senin de rahatın bozulmaz. Pavyonlarda ne edivereceksin el kadar bebeğiyle? Yani bebeğimden mi ayrılacağım? Aldırsan da ayrılmayacak mısın zaten? En azından rahat mutlu yaşadığını bilirsin. İstediğim vakit gösteririm. Her istediğimde mi? Her istediğinde Ceylan. Sen düşürdün değil mi? Duruyor dedim bana ama ben biliyordum. Ne yapacağım, benim bebeğimi alıp Alacan'ın nefesini kucağına mı vereceğim? Kocama Alacan'ın nefesi deyip durma. Ama Alacan'ın nefesi. Alaca kuşun ağı tuttu sana. Ama hala uslanmıyor. Sen Alaca ile Alaca'nın nefesinin kızını bu Beyzade'ye vereceğim demedin mi? Ne oldu? Bebeğini düşürdün. Ama hala onların kızını buna, benim bebeğimi onlara. Bacım bak, ben çarpıldım çarpılacağım kadar. Sen de çarpılırsın ha. Sen bu batıl batıl hurafileri bırak da kendine bak. Bey ver bana. Sırf yaşasın diye bebenden vazgeçebileceğim mi? Yoksa kendini düşünüp
Aldıracağım mı Masum'u? Yok. O iyi olsun da. Ben ölsem de olur. Ama nasıl olacak ki? Niye öyle bakıyorsun bana? Boşanma dilekçesi. Bu sabah davayı açtık. Boşanıyorum. Ne? Sevgili Melek. Bu adam hataların en büyüğünü yaptı. Annene ihanet etti. Çok canınızı yaktı. Şimdi sizden ayrılmamak için can yakmaya devam ediyor. Ama ömrünün bundan sonraki kısmını kendini size affettirmeye adayacak. Eğer bu adama bir şans verirseniz veremem. Sevgili Melek, belki senin için verir ha. Hak etmiyorum ama. Bir ailen olsun diye verir belki. Yapma ne olur. Hak katında karımsın zaten. O şansı bana verirsen boşanır boşanmaz yüzüğümü alır diz çökerim yine. Ailem ol. Aşk olmaz. Aşk dön ölümde. Olmaz, ben kızımı dönüp gideceğim. Aşk bir sebepte gel.
dedim ben sana. Yeah.